Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Minecraft gizemlerine hoş geldiniz. Bu videoda daha önceki videolarda göz attığımız Herobrine ve Entity 303 karakterlerinin varlıkları hakkında daha detaylı bir inceleme yapacağız. Herobrine hiç kuşkusuz Minecraft evreninde varlığı konusunda en çok tartışılmış karakterdir. İnternette onun çağrılabildiğini savunan insanların farklı farklı yöntemlerle onu çağırdığını iddia ettikleri videolar çoktur. Ayrıca birçok forumda, birçok blogda da insanlar onun gerçekten var olduğunu söylüyorlardır. Bazı insanlar onun barışçıl bir tavır sergilediğini, oyunu virüslerden ve hackerlardan koruduğunu ve oynadığımız karakteri ona hiçbir zarar vermeden gizli bir şekilde uzaktan takip ettiğini söylerler. Diğer yandan bazı insanlar ise onu genellikle sisli havalarda ortaya çıktığını, bazı hayvanları ve bitkileri kontrol edebildiğini, istediği yere ışınlanabildiğini, tıpkı oyuncu gibi değişik değişik yapılar yapabildiğini iddia ederler. Hatta bu insanların iddialarına göre Herobrine görüldüğü zaman saldırmakta veya hızlı bir şekilde kaçmakta, oyuncu ise onu kovalamaya başlarsa Herobrine'ın akıllıca kurduğu tuzakları yakalanmaktadır. Herobrine'ın görüldüğü yerlerde genellikle 2 blok yüksekliğindeki tüneller, üzerlerinde yaprakları olmayan ağaçlar, kuleler ve kızıltaş meşaleleri de olduğu söylenir. Oyuncular, Herobrine'ın aynı Steve'e benzediğini söylerler. Sadece göz bebeği yoktur, o yüzden gözleri olduğu gibi beyazdır. Fakat oyunun kaynak kodları incelendiğinde Herobrine'a ait hiçbir iz bulunmamaktadır. Herobrine olduğu zannedilen yaratıklar, bazı grafik hataları nedeniyle öyle görülebilir. Yine harita oluşturulurken meydana gelen hatalar, az önce saydığımız anormal yapıları ortaya çıkarabilir. İnternette dolaşan videolardaki ve resimlerdeki gizemli karakterin bir mod olup olmadığına dair kesin bir yargıya varmak zordur. Fakat bu konuda yapılan modlar, videolardaki olaylarla çok benzerdir. Bu da öne sürülen kanıtların doğruluğu hakkında şüphe uyandırmaktadır. Mojang da Herobrine'ın varlığını doğrulamamıştır. Minecraft'ta var olduğu öne sürülen bir diğer ilginç karakter ise Entity 303'tür. İnsanlar bu karakterin bir virüs olduğunu iddia etmektedirler. Söylentilere göre Mojang'ın eski bir çalışanı intikam almak amacıyla bu virüsü yazmıştır. İnsanların iddialarına göre Entity 303 görüldüğü zaman oyun çökmekte, Minecraft ile ilgili kayıtlar silinmektedir. Böyle bir virüsün imkansız olduğunu söylersek yanılmış oluruz. Bu tarzda virüsler internette dolaşmaktadır ve dikkatsizce dosya indiren kullanıcıların bilgisayarlarına bulaşmaktadırlar. Fakat Entity 303 hakkındaki ilginç iddia onun bir karakter olduğudur. Nasıl oyunda evcilleştirilen bazı hayvanlar ana karakteri takip ediyor, bazı durumlarda sahibinin yanına ışınlanıyorsa ana karaktere düşmanca hareketlerde bulunan bir karakteri yazmak da mümkündür. Fakat durum başkadır. Bazen birkaç oyuncu multiplayer olarak bir haritada birlikte oynadığı zaman ve içlerinden biri domuz, at gibi hayvanlara veya sal, minecart gibi araçlara bindiği zaman bazı hatalar oluşabilir. Mesela oyunculardan biri bir domuza binip başka yere giderse hala önce olduğu yerlerden birindeymiş gibi görülebilir. Bu bir oyun hatasıdır. Ve bu tür hatalar genelde oyuncuların bilinebilir bir cisimle etkileşime geçtiği zaman oluşmaktadır. Oyuncular da bu hataları yanlış yorumlayıp Entity 303 iddiasını ortaya atmıştır. Yine de programcılık konusunda uzman birisinin Minecraft oyuncularına zarar vermek amacıyla internete içinde yazdığı virüs olan bir mod yüklemiş olabilir. Bu durumda bu Minecraft modunu yükleyen insanlar modun barındırdığı virüs tarafından etkileneceklerdir. Eğer bu bilgisayar uzmanı işini gerçekten çok iyi biliyorsa yazdığı virüsü kaldırmak çok zor olabilir. Yani virüs oyuncular için bir baş belası olacaktır. Tüm bu bahsettiğimiz konuları göze alırsak Entity 303'ün gerçek olduğunu söyleyebiliriz. Fakat burada bizim bahsettiğimiz gerçeklik, oyundaki üstün güçleri bulunan bir karakterin oyun dosyalarını, hatta oyuncunun bilgisayarını bozması değildir. Buradaki gerçeklik, oyuncuların anlattığı virüs bulaşması ve hataların oluşturduğu garip durumların yaşanmasıdır. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Daha fazla gizem videosu için abone olmayı, gizem videolarının devamı için like atmayı unutmayın. Bir önceki Minecraft gizem videosu için ekranda gördüğünüz resme tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.